bir varmış, bir yokmuş. Allah sevgisiyle dolu kalpleri olan iki kardeş varmış. Bu kardeşlerden biri Mira, diğeri ise Muhammed Barlas'mış. Mira, gökyüzü kadar geniş yüreği ve deniz kadar derin sevgisiyle, Allah'a büyük bir bağlılık duyar, her gece dua edermiş. Küçük Muhammed Barlas ise ablasının izinden giderek, onun dualarına eşlik eder, minik ellerini göğe açarmış. Mira ve Muhammed Barlas, güzel bir şehirde barış içinde yaşayan bir aileye sahipmiş. Herkes birbirine saygılı, yardımsevermiş. Çocuklar sokaklarda neşe içinde oyunlar oynar, büyükler ise huzur içinde yaşarmış. Ancak uzaklardaki Filistin'de yaşanan olaylar, Mira'nın kalbinde derin acılar yaratırmış. Mira haberleri duydukça içi sıkılır, gözleri dolarmış. Filistin'deki çocukların yaşadığı zorlukları düşündükçe üzülür, onların ne kadar çaresiz olduklarını düşünürmüş. Orada çocuklar özgürce oyun oynayamaz, insanlar barış içinde yaşayamazmış. Bir akşam Mira annesine "Anne, neden Filistin'de çocuklar bizim gibi mutlu değil? Neden orada insanlar huzur içinde yaşamıyor?" diye sormuş. Annesi derin bir iç çekerek "Canım kızım, Filistin'de zor zamanlar yaşanıyor. Ama dualarımızla onlara yardım edebiliriz." demiş. Bu sözler Mira'nın kalbine bir umut ışığı düşürmüş. Her gece yatağına uzandığında, ellerini göğe açar ve içtenlikle dua edermiş. Allah'ım, lütfen Filistin'deki çocukların da bizim gibi mutlu ve huzurlu olmalarını sağla. Onlara yardım et ve onları koru. Küçük Muhammed Barlas da ablasının dualarına katılır, minik elleriyle dualar eder ve amin dermiş. Çocuklar, dualarının bir gün kabul olacağını içtenlikle inanarak dua etmişler. Mira ve Muhammed Barlas her gece gökyüzüne bakar, yüreklerindeki sevgi ve inançla Allah'a seslenirlermiş. Mira'nın kalbi öyle temizmiş ki, dualarının mutlaka işitileceğine ve karşılık bulacağına yürekten inanırmış. Küçük Muhammed Barlas da ablasının bu güçlü inancına katılır, Onunla birlikte dua eder ve dualarının huzurlu bir dünya için bir gün gerçekleşeceğine dair içten bir umut taşırmış. Her gece yataklarına uzandıklarında dualarının gökyüzünde bir iz bıraktığını düşünürlermiş. Bu dualarının Filistin'deki kardeşlerinin yaşadığı zorlukları hafifleteceğine ve dünyaya barış getireceğine dair bir inançları varmış. Dualarının kabul edilmesini beklerken ellerinden gelen yardımı da esirgememişler. Çevrelerindeki insanları da bu güzel amaçları için harekete geçirmeye çalışmışlar. Mira babasının yardımıyla bir video çekmiş. Videoda Filistin'deki çocukların zor durumunu ve insanların bu konuda duyarlı olmalarını istemiş. Küçük Muhammed Barlas da ablasının yanında durmuş, ellerini açarak dua etmiş. Mira videoyu sosyal medyada paylaşmış ve kısa sürede binlerce kişiye ulaşmış. Bu video hızla yayılmış ve dünyanın dört bir yanındaki çocuklar Mira ve Muhammed Barlas'ın çağrısına kulak vermişler. Böylece tüm dünya çocukları bir araya gelmiş ve büyük bir birlik oluşturmuşlar. Her çocuk Filistin'deki kardeşleri için dua etmiş ama dua etmekle kalmamış Filistin'e yardım etmek için harekete geçmişler. Mira ve Muhammed Barla'sın öncülüğünde çocuklar anne ve babalarıyla konuşarak onların da desteğini almışlar. Aileler çocuklarının bu büyük isteği karşısında duygulanmış ve onlara destek olmaya karar vermişler herkes Filistin'deki zulme son vermek için birleşmiş. İnsanlar, bağışlar yapmış, yardım kampanyaları düzenlemiş ve dünya liderlerine Filistin'deki durumu düzeltmeleri için baskı yapmışlar. Bu yardımlar, sadece bir ülke ya da bir dinle sınırlı kalmamış. Herkes din, dil, ırk ayrımı yapmadan Filistin'in yanında yer almış. Birleşik bir dünya, küçük kalplerin büyük çabalarıyla zulme karşı durmak için el ele vermiş. Herkes bu büyük amacın peşinden koşmuş ve kimse sessiz kalmamış. Bu büyük birliktelik, dünya liderlerinin dikkatini çekmiş. Liderler, çocukların bu güçlü çağrısına kayıtsız kalamamışlar ve Filistin'de barışı sağlamak için ellerinden geleni yapmışlar. Herkes birbirine daha fazla yardım etmeye, sevgi ve barış içinde yaşamaya başlamış. Bu süreçte Mira ve Muhammed Barlas'ın duaları insanlara ilham vermiş. Herkes bu küçük kardeşlerin büyük inancını ve sevgisini örnek almış. İnsanlar kalplerinde taşıdıkları sevgiyi ve inancı güçlendirmişler. Filistin'deki çocuklar Özgürce oyun oynayabilmeye başlamış, insanlar huzur içinde yaşamış. Mira ve Muhammed Barlas, dualarının kabul olduğunu gördükçe daha da mutlu olmuşlar ve Allah'a teşekkür etmişler. Bu olay tüm dünyaya büyük bir ders olmuş. İnsanlar, küçük kalplerin bile büyük mucizeler yaratabileceğini görmüşler. Mira ve Muhammed Barlas Allah'a olan sevgileri ve inançlarıyla dünyaya barışı getirmişler. Onların küçük kalpleri büyük mucizelere vesile olmuş ve Kudüs eski güzel günlerine kavuşmuş. Mira ve Muhammed Barlas her gece Allah'a şükrederek uykuya dalar, sabahları ise huzur ve mutluluk içinde uyanırlarmış. Onların duaları tüm dünyaya yayılmış ve insanlar arasında sevgi ve barışın yayılmasına katkı sağlamış. Herkes Mira ve Muhammed Barlas'ın hikayesinden ilham alarak kendi dualarına daha fazla inanmış ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunmuş. Ve böylece Mira ve Muhammed Barlas'ın hikayesi nesiller boyu anlatılmış, insanların kalplerinde yer etmiş. Onların küçük ama güçlü kalpleri, büyük bir değişim yaratmış ve dünya, sevgi ve barış içinde bir yer olmuş. Gökten üç elma düşmüş, biri Mira ve Muhammed Barlas'a, biri Filistinli çocuklara, biri de bu masalı dinleyen tüm çocuklara. Dünyanın her yerinde, tüm çocukların huzur ve mutluluk içinde, rahatça yataklarına yatıp uyuduğu ve sabahları sağlıklı uyandığı bir dünya hayal edelim. Hep birlikte dualarımızla sevgi ve barış dolu bir geleceğe doğru adım atalım. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.